Günaydın. Günaydın. Yolculuk nereydi hanım? Şimdi bugün yapacağımız 3 ana iş var. Dur, ilk önce birini söyleyeyim, ondan sonra adım adım ilerleyelim. Tamam, Gülay ablaya gideceğiz Bakır Sepet'e. İlk videolardan hatırlarsınız. Bayağıdır görüşemedik. Bizi çaya kahvaltıya bekliyor. Biz de poğaçaları aldık, ona gidiyoruz. Evet, ondan sonra yolda mı görürüz? Yolda görürüz neler yapacağımızı. Bugün bayağı akışım var. Evet, yani. Fars da var, Troya da var. Evet, Fars da var, Troya da var. Bir günlük kısa bir maceraya hazır mısınız? İlk durağımız Bakır Sepeti. Araba geldi arkadaşlar. Tamam. Neden dedi? Şey mi dedi? Aldırtacak mısın dedi. Hiç sevmem. Peki dedi. Şimdi size çok enteresan bir şey göstereceğiz. Bu İngiltere'de bunun daha kalın versiyonları da dahil olmak üzere ilaç niyetine Türkiye'den 1 milyona yakın alınıyor, evet, değil mi? Evet, evet, yılda. Evet. Ülke genelinde eczanelerde reçet olarak satılıyor. Bu bakır bilezik medikal bakırdan üretildi. Yağsız bakırdan üretildi. Radyostezik olarak şartlandırıldı. Ve içine de özel bir kodlama sistemi yerleştirildi. Hı hı. Neye iyi geliyor? Huzursuz ayak sendromuna, uyku bozukluğuna, dolaşım bozukluğuna, anemiye. İçinde biz zeolit kullanıyoruz. Bunu böyle bakır kutusuyla alıyorlar. Bu kumu bunun içine dökerek bakır zeoliti şarj ediyor. Böyle şarj deşarj ediyor. Evet. Bunu haftada bir kere böyle başucunda bulundursunlar. Gece yatarken koysunlar. Şarj deşarj olayını sağlasınlar. Tekrar bu bir aksesuar değil. Onu belirtmek istiyorum. Bu tamamen şifa ürünü. Bakır 5000 yıllık bir mucize. Hı. Ne yazık ki bizim ülkemizde değeri bilinmiyor. Yeteri kadar değer görmüyor, rağbet görmüyor. Ama geçmişi hatırlayanlar büyüklerimizin hepsinin kolunda böyle bir bakır bileziği anımsayacaklardır. Yorgunluğu alıyor, uyku bozukluğuna çok çok iyi geliyor. Abla işte bakırda insanlar korkuyor ya, zehirler diye. Hayır, bakır doğal bir maden. Yani bir alüminyumdan, bir çelikten, bir teflondan korkmayanlar bakırdan korkuyorlar. Bu tamamen ticari bir uydurmacaydı. İnsanları sağlıksız ürünlere yönlendirdiler. Doğaldan zarar gelir mi? Bakır doğal bir maden. Ve bunda hiçbir kimyasal yok. Ne vernik var, ne cila var. Tamamen doğal. Vücudunuz bakıra entegre olduğu zaman burada bir renk değişimi oluyor. Bu demektir ki bakırı vücudunuz emmeye başladı. Ve kendinizi çok dinç hissediyorsunuz. Çok zinde hissediyorsunuz. Tamamen şifa. Sabah tabii Troya'ya çıkamadık, erkenden olduğu için şu an koşuyor koşuyor tuvaletini arıyor. Fatih aralarında işemece Rubiyer diye selam verin. Erdi abi kolay gelsin. Abi çok teşekkür ederim. Sence göçebe ne zaman biter? Doğumdan 40 gün sonra. 40 çıkınca biter. Tamam, görüşürüz. Sağ olun. Esnaf da gezelim. Neye bakayım diyordu. Fars baksana ya. Fars baksana, orkidelerimiz filizlenmiş. Ablacığım eline koluna sağlık. Canım, sohbetine sağlık. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz, iyi bak kendine. Görüşürüz, sen de iyi bak. Senin de ellerine sağlık abla. Kendine İnşallah. Iyi. Zaten görüşeceğiz, evet, ya. Evet, aynen öyle. Bugün çok misafirle gideceğiz. Ablamızdan da kokinalarımızı aldık. Gülay ablaya da verelim. Kukine aldım ama aşkım. Bundan sormaz o. Ana dur Fars. Bu yemeklik bir şey değil. Bunlar yenmiyor. Bak çok güzel. Al bakalım şunu. Sen şimdi ineceksin. Ha? Hediye edeceksin. Ben gideyim mi koşu? Yok, şimdi döneceğim oraya yine. Sen yine kapının önünde ince bir koşu. Tamam. Güneşe zarar vermeden yavaşça koşu.
Çok estetik değil mi ya bunlar? Ne ya? Anasını satayım, dağ çiçeği ya, dağdan topluyorlar bunları. Belgrad'da çok var. Aa. Tabii canım. Orada mantar da çok. Ama eğer gördüğünüz mantarı yemeyin. Güle güle, görüşürüz. Bay bay. Ben seni buzca kaldırmam gerekiyor galiba. Pamuk ya. Elimde de kamerada var. Şikontruk şikontruk görüyorsunuz. Akıllı bir kedi olacak artık. Biyonik kedi. Her dediğimizi yapacak. Fars mı? Yok öyle bir şey değil ya. Biliyorsunuz evcil hayvanlara şart oldu. Hatta cezası var taktırmazsanız. Troya'ya da Pars'a da çip taktıracağız. Bu çip nedir ne değildir? Hocam hızdan denileceğiz. Akif abi bize anlatacak. Sen de mi kaşı mı diyorsun? Beni kaşı mı diyorsun? Beni kaşı. Hatırladın mı bir tanem sen burayı? Sen çok, de... Çok zaman oldu. Sen de kokluyorsun. Ben hamile olduğumdan beri çok sakin. Masaj yapıyorum hala. Oo. Hadi o zaman çip mi takıyoruz hocam? Çip takıyorum. Şimdi Akif abiye geldik. Cadde ve Kumburgaz'a. Akif abi şeyden tanıyorsunuz zaten. Pars'ın kısırlaştırılma videosu. Troya'yı buraya getirmemiz. Troya'yı buraya getirmemiz. Kısırlaştıktan sonra yaşadıklarımız. Bütün detaylar için şu yukarıdaki ya şuradaki videoya sizi şimdi yönlendiriyoruz. Çünkü burada sıkılmayın. Belki izlemek istemezsiniz. Evet. Otobüsü izlemek isterdiniz. Bütün çip takma, detaylar nedir hepsi orada olacak. Hadi görüşürüz. Biz de yolumuza devam edelim. Kedi ve köpeğe çip takmak zorunlu oldu. Neden zorunlu oldu? Niçin çip takılıyor? Bunların hepsini hem takma esnası, ameliyat mı oluyor bu, ne oluyor? Operasyon mu diyelim? Bir işlem. Aşı yapar gibi, bir enjeksiyon yapar gibi. Evet, öyle bir işlemi yaparken de bunları detaylarını da göstereceğiz. Birazcık action yaşayabiliriz Pars'ta. Hadi bakalım, bismillah. Hadi görüşürüz. Akif abiden çıktık. Şimdi dönüş yolundayız. Trafik el verirse Troy ile Pars'ı eve bırakacağız. Biz sonra bir toplantımıza gideceğiz. Az önce bir mesaj geldi. Toplantıyı yarın alsak olur mu dediler. Bize ne demek dedik. Hiç sorun değil bizim için. Ve o zaman zaman varken yol üzerinde bir çok ödül almış bir yapıya gideceğiz. Bu yapı, ben çok yıllar evvel gelmiştim. Merak edip gelmiştim. Şimdi İdil'le nasipse orayı bir götüreyim, bir görsün. Ben şaşırmıştım böyle. Hadi hep beraber bir görelim. Nasıl yani? Ben çok beğendim. Değil mi? Dediğim kadar varmış. Harbiden.
dışından sadece bir minare görüyorsun. Evet, o çok güzel. Ya zaten caminin birleştirici gücü yok mu? Evet. Sade düz bir şey. Şatafata gerek lazım. Yok. Ya hiç yani. Amaç ibadet. İbadet. Evinde de gerçi Allah'a yakınsın, her yerde yakınsın da. Ama işte böyle şeyler oldu. Giy bakalım bana. Biri çok mu acıktı ya? Vallahi güneş bayağı acıkmış. Babuşa bak babuşa, bunun ısırılamamamışlarını. Güneş bayağı tekme diyor. Ne yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? Allah ne verdi size? Herkese günaydın. Karkasları düşeceğim. Babamla Erhan Usta bugün bana yardım edecekler. Süper ikili. Süperler. Ben size söyleyeyim, onların nasıl çalıştığını şaşırırsınız. Öyle böyle çalışmıyorlar. Yani öyle böyle çalışmıyorlar. Yılların efsaneleri. Onlar da bugün bana yardım ederlerse işleri bitti çünkü. İki günden beri de bizim çok işimiz vardı dille. O yüzden biz de buraya gelemiyorduk. Şimdi bugün güzel bir hızlı bir şekilde karkasların hepsini bitirmeyi düşünüyoruz. Belki hepsi olmasa da şurası şu bölüm haricinde, giriş haricinde her şey bitebilir. Nasip bakalım. Şimdi babam biraz dinleniyor. Öyle sabahları ilaç aldığı için ilacını aldığı zaman biraz dinlenmesi gerekiyor. Ben başlıyorum. İki Kafa Dünya'nın da bize hediye ettiği termosla çay içiyorum. Vallahi bak, bu kadar çok şey var ama sizinkinde çay içmek daha keyifli. Haydi bismillah. Günaydın. Burak çoktan geldi, saat 6'da geldi. 5. Ya kaç santim? 2 santim yapıyoruz. Nerede o? Ya şunu diyorum, şu tarafa şuyu al da. Tamam, sorun yok ya. 32 yapacağım bitmiş. Tamam. 32.2. Başka ne lazım? Yok. Aşağılara baktın mı? Çünkü bizi hepsi bitmiş. Baba takım ben ne yap? Ben oğlum 4-5 tane var diyorum. Ben senin gibi yaşamıyorum baba. Ben cebimde nasıl onunla gezeyim ya? Ya çantam yok mu senin? Var, çantamın içine koydum diyorum ya. Hangi çantan? Demir çantanın içine. Ya niye oğlum şeyin yok mu senin, sırt çantan? Koy onu oraya. Ya baba sırt çantamda neler var? Ya Allah Allah, olmaz senin, olmaz, parçan o ya. Böyle dikti, yatay pompaladı şimdi. Yarım santim daha aldım onu önüne. Yarım santim. Evet. Ha, bak bu ilaç işte baba. Allah razı olsun. Yatağı ne kadar şey yaparsak o kadar iyi. Açarken nereye basıyorsun? Nerede kaldı bana? Yok şöyle iş. Üstten vuracağız. Alttan oynar mı? Yok efendim. Alttan da vuracağız. Burası bu tarafa. Burası 30. Hamsi. Ne hamsiyle kafayı bozdun ha? Gün akşam alacak. Yok Erhan dedi ki, ben dedi yaptıracağım dedi. Hamsi yaptıracak. Şimdi bir bana bir şey söyleyeyim, ben kesmeye başlayayım. Tamam sen. Ben karışmıyorum. Erhan'la sen daha iyi anlaşıyorsun. Bana söyle, ben hallederim. Hamsiyi frevlede yaptıracağım. Hamsiyi mi? Erhan ustam. O şeyi bir koy bakayım. Orada yemek yemem onu söyleyeyim. Tek o başın burada. Onu iteceğiz. Yani olsun. Bu taraftan bir şey çaprazı ya. Yatak abi şuraya kadar geliyor ya yatak. Daraldı. Yani 4, bana şu anda santimler lazım burada. Yeter, şuraya geçmeyecek değil mi? Şuraya geçmeyecek abi. Kaç geliyor şimdi orası, o zaman burası? Kuşumuz 150. 150. 240 yatak olur. Ya yatağı öyle yap, gerek yok oğlum. Yaptırıyorsun yatak ya. Yaptıracağım da o ne kadar büyük o kadar iyi baba. 150 santim yatak fazla. Ya o kadar baba, değil. Baba biz, çocuk da var burada. Tamam ne olursa olsun, benim çocuğum köpek yok. 150 fazla değil abi. Kedi var. 150 santim yatak. Onlar hepsi burada, senden mi yatacak? Evet. Vallahi öyle.
Banyo burada değil mi şurada? Orada sen bunları... Hayatım. Ben şuraya şey yapayım. Herhalde şey yapacak devamlı. Ne? Allah. Dört tane aldım. Bunlar öbürü bu kadar. Mıknatısı mı? Bu terleme midir abilerim? Terleme mi? Mıknatısı değil mi? Ne bunu diyorsunuz? Apex yapacağız biz. Apex bu terleme mi? Apex. Mıknatısı Apex. Evet. Bu terleme mi? Yani şunu. Kaçırır mı terleme mi ya? Bunun üstünde ne var abi? Hiç merak ettim ben. Dışarıdan sıcak vuruyor ya. Geliyoruz ya. Yok şey yok. İçeride kalıyoruz ya. Çalışıyoruz ya. Bizim bak, ısımız... Bak buralardaki terleme değildir bence. Terleme. Terleme mi? Güneş olduğu için terleme. Ama oradan terleme gelmez. Oradan kaçırıyor ama oradan. Her terleme yerde. Abi olamaz. Güneş vurunca mecburen tamam, terletiyor yani. Her yerde var tamam. Ama şuralarda terletiyor. Neyin? Fırçayla sürmenin bu. Neyin? Şunun. Jeep ya. Yok baba onun fırçayla. Allah Allah hemen yok deme. Bunun patina gibi ziplak mı ne onun şeyi var. Fırçayla burada komple her tarafını süreriz. Ondan sonra yine boyasını yapacağız. Zift. Zift. Hazır abi fırçayla sür. Şu kalınlık olabiliyor sürdükçe. Zift alalım bir kat süredim yani. Ziftin boya... 15 kilosu var, 20 kilosu var, 5 kilosu var. Kaynatmaksız ama yani. Zift ya Erhan. Şimdi aynen. Zift yanıcı ya. 4. 4 bir burada. Yatak odası. Tuvalet, banyo. Şuradan da giriş. Yatak odası. Tamam girişe gerek yok ki daha buraya bir kapıya da. Var mı gerek? Bir misafir var, biri var. Üzerini düşeceğim, bir şey yapacağım. Oradan kapat. Ya Erhan şuradan salon salon kapısı lazım bir tane. Burası gözükmesin. Salon kapı nerede? Şurada mı? O kapı da tam burada. Tam burada derken? Tam burada. Tam burada. Böyle kaykay olacağım. Tamam. Ben şimdi şeyi ayarlayayım. 18 yapmadınız. Yapalım. Hı? Bunun yerini niye yapmadınız? Biz kararlı döşeyelim kapının 4 santim veya 3 santim. Yapalım. Kalınlığı. Ben kapıyı neden yapıyoruz? Ahşap mı yine? Tam birim yapalım. Anladım. Dönme tam burada. Burada dolaplar var. Şöyle camın olduğu şey. O kapıdan yapabiliyorum. Ben de mavi niye kullanmıyoruz kaplamasını mavi? Mavi yok abi renk bu. Mavi yok. Hiç. Sen hep hiç şey sen açıkla. Hiç renk yok abi. Olay tamam. Bu. O meşe gibi. Meşe kullanıyorsun. Sade olacak. Göz yormayacak. Tamam. Onun o zaman kapısı... Şimdi ne şu kalınlığı mı yapalım her yere? Mecbur yapacağım. Kalınlığı. 18 ha? Oğlum 4 santim ya. Onun dışına çıkman gerek yok. İkiye biçerim bitti. Komple hepsini aynı şekilde yapıyoruz. İkiye, ikiye biçiyoruz. İkiye. Ben ayağım sen ayağım. Bura var. Her yer var. Yerler yani var. Yerler var. Sen çok kes. Şuralar çok. Var. Anladım. Çok kes. 4 paket keselim. Şu ya ne bileyim yine almış. Birisininmiş alacakmış. Buradan olmasın. Şu ne lan o kapıdaki? Biraz odun kestim de. He? 22 tane yeter mi diyorsun? Onu ne yapacaksın? Keseceğim yapacağım şükür. Ben yere, Erhan da yere eğilemez. Tamam, siz kendinize yaşlı tezgah yapıyorsunuz. Yaşlı yani. Tezgah yapmıyorum, akıl tezgah. Akıl tezgah, tamam. İşte ihtiyar olunca böyle oluyor. Adam şimdi yere oturup eğilip yapıyor diyor ki sen diyor çok nefret salıyorsun diyor bana. Niye koyuyorum? Camımıza zarar gelmesin. Bazı şeylerin kıymetini bilmek lazım. Başkasına verseydiniz bu kadar yorulmazdınız ve para kaybetmezdiniz diyor. Asıl iş bunu yapmak ya. Hayalim benim böyle bir şey yapabilmek. Bak şuradan sokarız. Şöyle döndürürüz. Bir tane buraya mı geçiyorum? Sokacaksan Burak neden tamam, üstünden tamam. Koymuyoruz diyorum şuradan. Alttan ben şunun kalınlığını kullanmak istiyorum şey izolasyon için. Ötekiler gibi şunun gibi. Ama bunu sonradan sokamazsın izolasyon olduğunda. Niye? Nasıl sokacaksın? Başka nerede müdahale edeceğin yer var? Getir kesme bir dakika dur. Burası abi komple. Şimdi normalde nasıl biliyor musun burası? Ha. Komple üstten vidalı. Alttan buradan müdahale edebiliyorsun. İşte. Yani arabanın dışından buraya müdahale edebiliyorsun. Tamam ben de öyle diyorum yani. Burası sen... öyle ama şu orta kısmı onu yapamayız.
profil kalınlığımız var ya abi şu 4 saniye. Ben burayı izolasyonla doldurmak istiyorum. Buradan çok soğuk gelecek. Ama bak şunun kalınlığı zaten izolasyon oluyor. Bak şunun kalınlığı. Sen buraya şey koymuşsun ya şunu. O kalınlık değil abi. Şu. Şu yok, şu. Yok kalınlık değil. Böyle duracak. Parça böyle duracak burada. He, neden böyle bir türlü durmuyor? Bunun gibi. Bunu böyle mi? He. Dolduruyor. Yüksek oluyor. Abi o zaman. Ya kafayı mı vuracaksın? Nerede abi? Nereye vuruyorsun abi? Yukarısı da var. Yok abi vuramazsın burada kafayı. Zaten buraya yok. Burada zaten ayak kalkamazsın. Sen bir burada de yatak var. Benden uzun olamaz yani. Yatak var burada yatak. Burada. Madem soğuk gelmesin için. Abi böyle. Abi, şunun gibi. Abi bak. Biz bunu alttan koyalım. Burası sonra kesin. Abi burası... yok abi kesemez abi. Ya niye kesemiyorsun? Kesemez abi. Tamam doğru diyor. O zaman burayı kesemez üstten abi. Yapalım. Zaten çıkaracağım ben bunu. Sonra buna tamam, kapak yapacağız. Buraya bu, burası. Şurayı yapacağız. Burayı. Ama yine ben Eren abi şey yapmamız lazım. O kalınlık farkı var. Bak bu 30 milim. Bunu yaparız. Bu 20 milim. Onu altına parça koyacağız. Abi 43 milim. Şunun altını eşleyeceğiz. Bırak bak. Burası. Müdahale edeceğin yeri yok değil mi? Buradan koyabiliriz. Bu aşağıdan bu buralar değişecek sonra. Aşağıdan değişir mi onlar? Aha. Abi böyle. Burası zaten kapalı abi. Arabanın komple altı kapalı normalde. Ben bak ileriyi düşünerek söylüyorum. Bak, bunu ben size orijinalini söylüyorum. Arabanın orijinal hali. Bu araba komple su kontrolü üstten komple kapalı. Vidalı. Anladım. Sadece şurada müdahale var. Bağımın ayağının altında müdahale var. Tamam, başka hiçbir yerinde zaten müdahale yok. Yalnız ben bu arabaya bir şey oynadım. Ne yaptım? Şu su depolarını koydum. Su depolarını koyduğum için şu orta bölümde bir sürü yer var. Benim o yüzden oraları müdahale etmem gerekiyor. Aynı burada oralara, nasıl bir şey yapıyorsam. Böyle aynı. Buraya iki tane yapabilir miyiz Burak? Buraya menteşe koyarız Burak. Yaparız baba. Ha. Baba konu buradaki hiç önemli değil. Nasıl istiyorsan öyle. Benim buradaki mevzum al şu izolasyon için burayı kullanmak. 31,5. He, şimdi sen diyorsun ki burayı kalın yapalım. Yapalım. Tamam. Niye? Yapalım. Doğru diyorsun. Burada ayağa kalkmayacağım ben. Kalkamayacağım. Evet. Kalkamayacağım. Yatak var. Yatak var. Burada da ayağa kalk önemli değil ki. Değil. Burada da önemli değil ama burada orada inceltiriz. Orada da mümkün değil. Ya 20 santim var senin kafandan sonra 25 santim var. 25 santim var orada. Ya Eren abi burayı böyle bir mi yapsak burayı? Kapı şu arada çalışacak. Şu araya gidip gelecek. Buraya tamam gelecek. Onun altını beslersin burayı. Abi besleme olmaz. Dümdüz yap abi. Böyle esnek kösek olmaz abi. Geldi buraya. Kız geldi. Buraya vurdu ayağını şuraya. Şurada set yaptın ya vurdu. Olmaz ki abi. Şuraya kadar aynı şekilde gelmen lazım. Buraya kadar. Ya burayı yükselteceğim mi sen şimdi bu kadar? Tabii. Şimdi bir sağlık düşünmek lazım. Havada durur. Rayı nereye koyacağız? Rayı koyduğumuzu düşün, milini koyacağız. Rayı üstte, rayı üstte takacağız. Yok zaten abi yok. Burayı bölme yapacağız ya. Bunlar da yana çalışıyor. Tamam bunlar da zaten banyonu burada olduğu için burayı da kapatabiliriz zaten buraya kadar. Hiç sana fayda zararı yok ki buranın. Şu parçalar. Yok pardon burada. Tamam biz buraya kadar kaldıracağız Burak. Cama geliyor. Cama geliyor. Olmadı bak şu set olmadı şimdi burada. Cama geldiği için olmadı. Onu niye zamanında görmediniz mi camı oraya geliyor? Burak, cam kötü oldu. Çıkış sorun ama anladın mı? Hem kapıyı takamayız hem çıkış sorun. Burada havuz yapacağız mecburen. Havuz kolay, havuz yapacağız. Ray içeriden düz takılacak ama senin şu aynı estetik verilecek. Buradan böyle estetiğe göre keseceğiz şeyin havuzunu ki kapara da içeri girip gelsin. Tamam onu düşünelim. Şurada ne var? Burada dolap var. Bölüyoruz. He? Bölüyoruz buradan böyle. Şöyle. Dolap var. Tamam dolabın üstüne bastırız Burak. Dolabının üstüne bastırırız. Ayağı buradan koruruz. Bir ucunu oraya koruruz. Orayı gizlemiş oluruz. Kaybederiz yani. Ama nasıl düşünmedin ki sen bunu? Burak burada bitirelim. Sen bunları bedava yaptın. Bir saçma sapan bir olayla karşı karşıyayız. Yani ben bunu nasıl kaçırdım bilmiyorum. Bayağı bir iş çıkacak şimdi. Çok acayip üzüldüm. Ama yapılmayacak bir şey değil. Şu gördüğün sanof var ya. Yanlış yerde. Projeyle sonradan oynadık çünkü. Projeyi oynadıktan sonra camı unuttuk nereye alacağımızı. Tam 30 santim geride. Giysi dolaplarının olduğu yere getirdik. Niye? Çünkü önceki projede... Yok, önceki projede de aynıydı. Biz yanlış yere koyduk. Bunu nasıl kaçırdım ben ya? Oradan geçelim. Hadi ayırız. Senin gibi adam oradan sokamıyorsa ben ne? Yani yapacak bir şey var. Baba sokma sokma. İlk önce demiş şeyleri takacağız. Ne? Dur daha ara kayıttan atacağız. Uç yeri şeyde ya. Milwaukee 20 lira Milwaukee ya. Senin o 1,5 lira. İnternette 20 lira. Bunu... Ama
4 tane Alman aldım, onu söyleyeyim. Ben önceden aldığım için. Ya bu niye kesilmiyor? Ben anlamadım. Şu niye kesilmiyor? Bu ne var abi bunun altında bu otobüsün? Bunlar ne? Ne bunlar? Şunlar. Lastik. Şunlar lastik mi? Lastiğin olduğu yer abi burası. Şu gördüğün yer lastiğin olduğu yer. Neden kesmiyoruz diyorum onu, kesilmiyor. Lastik, lastik var altta. Ha, lastik var. Arabanın tekeri. Anladım, anladım. Normalde bu böyle eğimli bir de. Biz bir de bunu körpüledik yani. Anladım. Siz onu yaparken camı gözden kaçırdınız yani. Ama bu camı kesen niyası bakmamış ki aşağı hiç. O zaman öyle bir şey yoktu ki. Dayı ben sana söyleyeyim, sen kes. Ver metreyi. Burak ver metreyi. Ben sana buraya gelme. Git makinen oraya git. 40 santim baba. 40 santim. 2 tane. 2 tane. Nerede bunun ucu? Bu mu ucu? İdamız nerede, bu mu? Ya valla bugün güzeldi. Bu mu sürekli? Tamam. Bu bunun ucu değil Burak. Evet değil. Nerede onun ucu? Otuzda şunun kalınlığı ya, işte bunu kesmiyor. Kaç bu abi? 4 mü 4 buçuk mu? 4 santim işte. Bunun altına parça koyuyor musun? Ona bakayım, 30'sa koyuyorum. 12'sa koyacağım başka. Dayasın. Dayasın bizden, bu kimin dayasını? Espride şunu tanımıyorum diyorsun yani. Kimin dayısını? Sen burada ona espri anlamında şey bu zarar. Ulanzi demiş. Ne demiş? Ulanzi. Ulanzi. Şimdi at. Şunu da sıkalım. Şunu niye sıkmadın? Soğuk geliyor. Yürüm yok, inanmıyor. Burayı kapatırsan soğuk gelmez. Buraya, Erhan buraya çalışın oğlum. İlkeyi kim var dükkanda? Hayır, oğlum var ha. Lanet olsun bu. Şimdi buraya mı keseyim bir tane? Şimdi oraya nasıl yapacağız? Şu boruları eğiliyorum baba. Kamerayı ver bana. Kamera nerede? Al burada. Komple mi? Hı hı. Nerede var ama? Nerede? Evet şimdi. Daha kaldırıyoruz. Nereden istiyorsunuz? Abi ben buradan atayım ya. Başka yerden atacaksınız. Bana versenize şarjıyla bir deyi. Ne biliyorsun? Düştük mü? Fark etmez. Bunlar hep normal bir de bunlar. Bunlar buradan atıyor. Nereye gitti o? Üste gelen yer var ya, bir tane oradan vurdunu tamamdır. Alayım. Şimdi şunu kesiyorum değil mi? Evet. Ya küfür etmeyin ya. Onlar düşünce girmişler aşağıya. Nasıl? Ben etmiyorum. Şey. Baba. Baba ne? Baba bir şikayet var. Bir şeyde 5 tane markete indirim yok yoksa. Hiç yok hiç. Herkes de şey. Daha da fazla. Karar almışlar, şey yapın diyor. Nedir o? Alışveriş yapmayın diyorlar, öyle mi? Daha da fazla yani adamlar. Sök abi, sök. Zulu'nun zıt dediği yerdeyiz Erhan Usta. Şey neresi? Burayı niye kapatamıyorsun? Şöyle gösterelim burayı. Şöyle kapattık. Burası da tamam. Çok güzel oldu. Burayı.
Çok da iyi oldu. Eren Usta, kestane balının memleketi Zonguldak'tan herkese selamlar olsun. Biliyor musun bunu? Yok, bilmiyorum. Biliyor musun? Yok. Kestane balını biliyor musun? Zonguldak'ta kestane balı olduğunu bilmiyorum. Ben. Kimse bilmiyor. Amcamızın biri televizyonda böyle bir şey söylüyor. Kontrol. Kontrol mü gerekiyor? Giriyor diyorsan gir. 59'a 59'a 54. 56 da şimdi burayı kesmemiz lazım mesela. Onun altına geliyor. Eren ne haber? İyi. Ben şuradan mı? Kaldır ben orayı. Hadi. O değil, o değil. Öbür tarafını koy. Orası kimi çekmek için. Yok, kaldırmayalım. Dur, 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 dur. İyi yok çünkü bak. Dur. Koptu da, bunun kartına dönmesen orada bir nasıl ne olur. Elini kes. Nasıl yaparız diye, olur mu? Ha, saçı bıktık zaten. Dur, bir tane sökeyim. Durun. Hemen çıkın. Ya şu. Gel şimdi. Bunu sökeceğiz. Şimdi burada bu parçalar var. Onun altına bunun bir şey giremezsin. Ki abi, üstten olur bu. Ha? Onun altına olmaz koyamazsın mı? Bir şey. Bunu da boşuna söküyorsun. Bu kota getireceğim burayı, bu kota. Üstüne bunun şeyi koyacağım. Aynı kota gelecek bu. Boşuna söktün şu sağlam şeyi. Boşuna sökme. Bunu niye söktün ev dediği gibi ya? Boşuna sökme. Şurayı, bu kota gelecek. Zaten bunun üstüne ızgara düşemeyeceğim var bir tane derse. Bunun ızgara koy, aynı kota gelir bu. Bir de böyle çıktı şunu. Bunu bir de vur, oturur bu. Zaten bir tane ızgara koyacağım, aynı kota geliyor. Ya da bir bıçak edeceğim, aynı kota getireceğim. Biz bunun altına ne koyduk? 15 mi 18 mi? Alt önemli değil abi. Şu ızgaradan bunun üstüne koyacak. Tamam. Vay bunu aynı kota getir, komple koy. Şimdi nasıl olacak? Vur oraya şey otursun. Şurada bir şey mi var? Bir şey var. 5 bunun var. Bunun altına niye? Altına bir şey koyulur mu? Şöyle koyalım yine buradan, ben vidalarım. İçine havuzu yapalım. Ama şu altını gördün mü bunun nasıl olduğunu? Yani şimdi olmaz mı mesela? Buraya gelmez mi? Gelir. Yani şöyle, bu kaç, bir de bunun üzerine döşeme tahtası gelecek. Tamam, o da aşağı inecek, o daha kalın inecek. İşte ben o yüzden de sökmek istiyorum bunu. Çünkü bambaşka bir şey oluyor burası. Nasıl ben burayı denk getireceğim oraya? Sökelim. Kes o zaman akşamı. Nasıl denk getireceğim nereden ki? Nereden ki? Şu şey var bağlı burada. 18 yaptı. Bak. Burayı, bu izolasyonu kesmezsem bu kadar çıkmaz. İskarpili. Altına baktın mı neresine geliyor? Bir şey var mı yok mu? Bakalım bir. 17 ayarla ya. 18 olma şart değil ki. İzolasyon tutuyor biliyor musun? Şuradan oradan ayrı yapacağız. Orada zaten iki tane ayakkabılık olacak ya. Nereye kadar gidiyoruz? Sıfırına gir baba. Yanaşına kadar yanaş, yanaşabildiği kadar yanaş oluyor. Yok yok yok, sıfırına yanaş baba, şeye yanaş. Biliyorum. Heh. Olur mu? Bilmem ki, bir parça var bana çıkan. Şimdi bunu buradan böyle getirmem lazım değil mi? Şunları izolasyon yapmam lazım. Ay be. Ne var şimdi? Bunun altına gireceğim buraya.
Tabii. Ama buraya müdahale edemezsin ki. Şuraya mı? Oraya. Bunun altına koyacaksın. He? Keselim parçayı. Şuraya. Burak, benim el gider. Araba geldi. Allah'a emanet. Allah razı olsun. Hadi yarın görüşürüz. Tamam. Haydar şey bağlar. Şu neydi ya? Hayır. Oralara nasıl gideceksin ya? Ha? O dibe kadar gidiyor mu orası? Niye? Gidiyor denizin ki. Gidiyor. O taraf? Her yere gidiyor o. Her yere koyabiliriz. Şimdi örtüsünü ver bakalım. Şimdi şu şurayı ne yapacaksın? Ya bırak sen ver orayı kesin. Nereyi baba? Orayı ver. Şu örtüyü ver bana. Babacım dur bir adım adım gidelim. Ben orayı adım adım gidiyoruz işte. Şimdi silikonu milikonu temizlemem lazım buraları ama şurayı görelim mi ne yapacağımızı baba? O zaman burayı da sök kaldıralım. Dur şimdi ona bakıyorum. Şimdi burada ne var? İki tane boru var tamam. Burada alttan tutan bunun iki tane boru var. Ha dibe kadar gidiyor bu. İşte orada sık bunu bu sökülür mü? Yok. Var sökülür galiba ama çok şey var değil mi orada? Yok bak orada iki tane. Bunu çıkaramazsın. Çıkaramazsın baba. Var şey yok mu? Çıkaramazsın. Şunu. Amar vaski alemiyatu Merkenisi alefer şu Kırmaleni sekamalet Kila masuri kırmaltu olduğu zaman buradan yapıyorsun ya. Tamam da oraya bırak Babam ormana su almaya gitti. Erhan Usta eve gitti. Ben de küçük bir sandviç, bir çay molası. Sonra oraya devam edeceğim. Bir ustalarımı arayayım bakayım şu havalandırma işini ne yapabilirim. Mevzumuz bu buraya kadardı. Aha, bunları yaptım. Bugün toparlanan işin içinde en önemlisi bitti. Yok bu burası yok, çok yok, sıkıntı yok. Olan yer burası. Yok yok orası da bir şey var, bir şey değil artık. Burası başlandı ya ama burada bir şey yapamazsın zaten ya. Burası oynanacak yer değil. Burasını portatif yapman lazım. Bak buralar portatif değil. Şurası portatif olacak. Hı? Burada hiçbir yer portatif değil. O zaman sorun yok. Aradım ben ustayı. Bekir abi. Bekir abi dedi ki Burak dedi buradan her şeyi alttan müdahale edebiliyoruz dedi. Burayı kapatabilirsin dedi. Ben ama şurayı portatif yapacağım baba. Hmm. Ya o da portatif değil normalde. Ama yapalım. Biz daha iyi yapalım. Portatif olsun. Ama asıl zurnanın
Zırt dediği yer. O sondaki delik, o saçma sapan bir ses çıkarıyor ya, işte oradasın şu an, bastığın yer. Orayı mesela izolasyon yapacağız. Kaplama yapacağız. Evet. Bilmiyorum ya. Bunun buraya, üzerine bunu yapmak lazım ya. Ben olsam burayı hiç bozmam Burak. Bozmayacağım canım. Bir şey orada yok ki. Hiçbir şey yok orada. Ne yapacağım? Metalin buraya? Üzerine o izolasyonu yaptık. Orayı da ahşap döşenecek işte. Burayı da sökeceksin ya. Sökmeyeceğim baba. Hiçbir şey sökmeyeceğim. Üzerine. Ha, üzerine tamam. Olur. Sonra buralar, o taraflar derken ben pamuğuma gidiyorum. Hadi hayırlı akşamlar. Elime bak.